Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurt Ceyker, Fethiye Adliyesi personeliyle veda yemeğinde buluştu. Fethiye'ye hayran kaldığını ve görev sürecinde Fethiye'ye hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurt Ceyker, Fethiye'nin insanları mert ve vatansever insanlar dedi. Yine bir yaz mevsiminde 2017'nin yazında Diyarbakır'dan Fethiye'ye tayinim çıkmıştı. Ben Fethiye'ye gelmeden evvel Fethiye'yi hiç görmemiştim. Görev icabı geldim. Ve Fethiye'ye geldikten sonra gördüm ki yalnız coğrafyasıyla, doğal güzellikleriyle değil, insan olarak da Fethiye çok güzel. Türkiye'nin en nadide şehirlerden bir tanesi. Ayrıca yörük kültürünün olması ve bunun yaşatılıyor olması da ayrıca beni mutlu etti. Fethiye insanlarıyla mert ve vatansever insanlar. Biz bu süreçte buraya hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduk. 4 yıllık süreç sonunda Aydın'a tayinimiz çıktı. İnşallah orada da güzel bir görev dönemimiz olur. Geçtiğimiz günlerde Aydın iline tayini çıkan Başsavcı Eker, Fethiye'deki görevi boyunca adaletli bir şekilde davranmaya çalıştığını vurguladı. Fethiye halkına şimdi biz Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilig'inde şöyle bir sözü var. Ben onu hep ilke edinmişimdir, düstur edinmişimdir. Adalet göğün direğidir, yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz der. Biz de görev yaparken bu ilkeden, bu düsturdan hareketle görevimizi ifa etmeye çalıştık. Bize tevdi edilen görevi. Ve aynı zamanda adaletli davranmaya çalışırken adaletli olmaya da gayret ettik. Bu süreç içerisinde Fethiye halkı hep bizim yanımızda oldu. Biz tabii suçlularla mücadele ederken aynı zamanda diğer kurum amirleri, kaymakamlarımız başta olmak üzere bize hep yardımcı oldu. Fethiye'yi unutmayacağız hiçbir zaman. Bizim artık Fahri Fethiyeliyiz. Hemşeri sayılırız artık. Yakın da bir bölgeye, yakın bir ile gidiyoruz. Bundan sonra da inşallah temaslarımız, arkadaşlarımız var, gelip gideceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurt Ceyker, son olarak Fethiye halkına hakkımı helal ediyorum. İnşallah Fethiye halkı da bana hakkını helal eder dedi. Fethiye halkına, Fethiye çok dediğim gibi güzel bir şehir. Coğrafyasıyla, doğasıyla. Ben her zaman şunu söylüyorum. Fethiyeliler hayata 3-0 önde başlıyor diye söylüyorum. Fakat 4 yıllık süreç sonunda gördüm ki aslında 5-0 önde başlıyorlar. Bu manada bu güzel coğrafyanın kıymetini bilsinler. Kendileri çok değerli insanlar Fethiyeliler. Fethiye'nin tanıtım noktasında bir eksikliğini ben gördüm. Özellikle bu kadar doğal güzellikleri, coğrafyası olan bir şehrin bazı yönleriyle tanıtım noktasında aslında yalnız Türkiye'ye değil dünyaya da daha fazla tanıtımı gerekiyor. Yani yamaç paraşütü olsun, diğer turizm etkinlikleri. Bu manada Fethiye halkına hep selamlarımı iletiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. İnşallah herkes hakkını helal eder. Hepsinden Allah razı olsun.